Arkadaşlar hepinize yeni bir hayvan pazarı videosundan merhaba. Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız da ben de oldukça iyiyim. Bu hafta Kurban Bayramı'na kadar, dediğim gibi bir önceki videoda da, İzmir genelindeki ilçelere gidebildiğim kadar gidip sizlere farklı hayvanları ve fiyatları göstermek için farklı farklı pazarları gezmeye karar verdim. Umarım sizlerin de beğenisini toplarım diye düşünüyorum. Bugün günlerden pazar. Bir önceki Bornova Işıkkent'te kurulan hayvan pazarına hafta içi gitmiştik ve biraz sakinlik vardı. Bugün burada Doğançay'da kurulan hayvan pazarına pazar günü gelmeyi tercih ettim. Hem hafta sonu hem de hafta içi nasıl hareketlilik oluyor, biraz da o nabzı hep birlikte görelim istiyorum. O zaman sizleri de fazla bekletmemek adına gelin hep birlikte ilerleyelim ve kurbanlıkların fiyatlarını hep birlikte görmeye başlayalım. Pazarın girişinde bu şekilde böyle bıçak satan bir abimiz var. Fiyatlar ortalama ne kadar abi? 100 liradan başlıyor. 1000 liraya kadar bıçak var. Mesela şunlar benim dikkatimi çekti. Bunların fiyatı nedir? Bunlar 500 lira. O 50 tane dana keser. Bu bıçak ha? O kadar kaliteli diyorsun. Kaliteli, güzel. Deniz yapımıdır. Çok güzeldir yani. Şurada bir şey gördüm. Şu şekilde bir bıçak var. Bu Almazan, kendi imalatımız. Öyle mi? Şef bıçağı olarak geçer. Bunun fiyatı ne kadar? 500 lira. 500 lira. Delikli kıvarlama. Bunlar da 200 lira. Bunları sen mi yapıyorsun? Yok, onları alıyoruz. Bunları alıyorsunuz. Bunların da fiyatları 200'den mi başlıyor demişti. 200, 300, 400, 500, 500. Bu şekilde farklı farklı bıçaklar burada var. Arkadaşlar bu şekilde büyükbaş hayvanların olduğu yerler devam ediyor. Burada yine bir Çorumlu abimizin malları varmış. Yine burada Erzurum'dan gelen büyükbaş hayvanları görüyorsunuz. Kolay gelsin, hayırlı pazarlar. Teşekkürler, sağ olun. Evet, burada bir genç delikanlı var. Galiba bana doğru geliyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Nereden geldiniz hocam? Erzurum. Erzurum. Ama burada oturuyoruz abi. Burada oturuyorsun. Aynen. Burası mı senin? Evet abi, burası. Maşallah, bereketli olsun. Seninkiler de bayağı büyükmüş ya. Büyük valla, son 3 tane kaldı abi ya. İnşallah onları yarın bitireceğiz. Bunlar bayağı kilolu ya. Şu dikkatimi çekti valla. Bu hayvan satıldı mı? Bu satıldı abi. Maşallah. Peki bu ne kadara gitti? Bu 195 liraya gitti abi. 195. Bunun peki ağırlığı ne geliyor? Abi 680 kilo ayakta. Kafkas? His olarak mı, şey olarak mı abi? Yani şöyle düşün. Kesildi, Kafkas et böyle. 150 falan. 150-160 arası. 150-160 kişi bazı güzel et. Aynen abi. Abi öncelikle hayırlı pazarlar. Eyvallah. Nereden gelmiştin abi sen? Erzincan Tercan'dan geldim. Erzincan Tercan. Evet. Kaç gündür buradasın abi? Yaklaşık 16-17 gündür buradayım. 16-17 gün. Evet. Maşallah bayağı dolmuş geleli. Evet abi. Kaç tane büyükbaş getirdin peki? 25 tane büyükbaş getirdim. 15 tane. 25 tane. 25. Evet. Peki var mı satılan falan? Rağbet var mı pazara? Vallahi bugünler olmaya başladı ama fiyatlar çok aşağı düştü. Bugün pazar bir hafiften bir kalabalıklık var. Hafiften bir. Ama hafta içi çok durgun herhalde genel itibariyle. Hafta içi çok durgun geçti, evet. Peki fiyatlar ne abi? Şöyle fiyatlar bir yandan konuşurken de hem senin malları da izleyicilere vallahi göstermiş göre, olalım. Kilosuna göre 100'den başlıyor, 80, 85, 90. Sende hem dişi hem erkek mi var bu arada? Evet, erkek de var. Erkek boğamız en başta abim. En büyük hayvanın oradaki mi? Evet, onu da satmışım. Onu da sattın. Bak, evet. Bereketli olsun. Eyvallah kardeşim. Ne kadara gitti abi o? Onu 150'ye sattım baba. Onu 150'ye verdim maşallah. Evet. Kaç yaşında bu? 3 yaşında abim. 3 yaşında. Evet, çok güzel bir boğa. Alan kişiye hayırlı uğurlu olsun diyelim. Alan kişiye hayırlı olsun. Evet. Peki abi, burada en pahalı hayvan bu dedik abi. En pahalı hayvan bu. En ucuz hayvan şu hayvan. Mesela 70 lira diyorum buna. 70 lira. Evet. Bunlara da 75'er lira diyorum. Bu 70-75'likler genelde abi kaçar kilo geliyor? Ortalama böyle.
kaçar kilo? Ortalama kesildiği Kafkas, zaman Kafkas et 120, 110, 130 o aralar Kafkas eti var. Kafkas eti var diyorsun. Evet abi. Bunların cinsi simental mi yoksa simental farklı mı? Simental melezi. Bunlar simental mi oluyor? Bunlar simental oluyor. Mesela o simental, bu simental melezi, o simental melezi. Şunlar herhalde. Montofon. Evet. Hangisi montofon demiştin? Mesela bu montofon. Bu montofon melezi. Sende genelde iki cinsli evet var. Bu simental melezi, bu simental. Simental melezi. Maşallah hayvanlar da oldukça etli duruyor arkadaşlar. Evet abi. Bu abinin pazarı da böyle girişte. İlk başta yer alıyor. Bir numara. Müşterilerimizi bekliyorum. En uygun hayvan bende. Gelin ziyaret edin, görün, muhabbet görün, edin. Muhabbet edin. Benim canlı canlı görsünler hayvanları. Benim hayvanım yaylada otlamış. Gelmiş buraya. Eti çok lezzetli, çok güzel etleri var. Şunu da sorayım abi, burada sattığın zaman sen bayrama kadar kendin besliyorsun. Tabii tabii, değil mi? Bayrama kadar kendim besliyorum, bayramda dağıtıp gidiyorum. O zamana kadar sende kalıyor hayvanlar. Evet, tabii abi. Abi memnun oldum, hayırlı pazarlarla olsun, bereketli olsun. Eyvallah. Nereden geldiniz abi, gençler? Abi biz Karşı Sarkamış Yeniköy Yaylamalı. Siz mi otlattınız bunları hep? Yok abi. Abim otlattı. Abin otlattı. Ne zamandır buradasınız? Var mı sattığınız? Var abi. Hangiler satıldı? Abi bu. O satıldı ha maşallah. İlk başta satıldı. Abi? Gel gel abi. Gelmeden satılmış. Şimdi. O da satıldı. Ne güzel ne güzel. Şöyle sizin hayvanları biraz görelim. Göster abi. Oo. Oldukça da hayvanlar büyük sizi. Evet abi. Sizin isimler ne? Berat. Benim adım Harun abi. Bunun Harun, Berat. İstersen abi. Kaldırma kaldırma. Hayvan sıcakta zaten yorulmuş. Hani bunların hepsi bir şey erkek mi? Gösterin bakalım. Abi bir tane de şu an en arkada en değerli müşterimize getirmişiz. Hangisi? Hani göster bakayım. Şu abi. En arkada abi. Bu abi. Hay maşallah. Satıldı mı o? Satıldı abi. Abi. O da gitti. Şuradan ipini açtık. Şimdi adamı sahibi geldi abi. Direkt satıldı diyorsun. Direkt. Aferin size. Şu baştaki mesela gelmeden satıldı. Kaç gündür buradasınız? Abi bunu da satarsak, bunu da satarsak 20 gün oluyor. 20 gün oluyor. Bayağı da olmuşuz yine. Evet abi. Zaten abi ilk biz indiriyoruz her sene. Aynen abi. Hep aynı yere mi geliyorsunuz abi? Yok kardeşim, her sene kura çekiliyor burada. Kuralarda neresi çıktı? Mesela geçen sene arka taraftaydık, bu sene buradayız. Ha, öyle seneye bir düzen belki var. Farklı yerde olabiliriz. Bu kura yani daha önce biz de 8-10 senedir bu meydandayız ama eskiler istediği yere yazılabiliyordu. Bunu önlemek için belediye tartışma çıkmaması için bazı insanlar bu taraf istiyor, bazı insanlar arka taraf istiyor, bazı insanlar da en sonu istiyor. Bunu adalet yerine bulsun diye kura çekimi çıkarttı zabıtamız. Aslında güzel. 5 sene, 7 senedir hemen hemen kura çekiliyor. En güzel, kafamız rahat. Değil mi? En güzel. Tartışma olmuyor, bir şey olmuyor. Hakkaniyetli bir şekilde. Aynen öyle kardeşim. Dediğin gibi doğru vallahi abi. Güzel düşünülmüş. Peki abi, işler nasıl abi? Satışlar falan. Bazı pazarlar durgun diyorlar. Abi şimdi bazı pazarlar durgun. Burası da durgun. Bizim burada şu anda satmamızın tek egeni bizim 6-7 tane malımız kaldı. Özellikle eski müşterilerimiz bizi ayakta tutuyor. Yıllardır aynı tabii, yere geldiğin tabii, için. Tabii tabii, az önce Erdal abi buradaydı. Ta Ramazan'da bize itimat etmiş, malını almış. Şu mesela ta 12. ayda. Daha gelir gelmez satılmış. Gelmedi değil, 12. ayda satılmış araba düğüye. Oo, daha hiç tabii gelmeden. Tabii tabii tabii, insanlarımız var bizim. Herhalde. Hiç daha düvesini dahi görmedi daha burada. Aslında bile. Aslında bu da güzel bir şey ya. İtimadı var, parasını bile vermiştir 12. ayda. Aynı yere geldiğin zaman işte değil mi? İnsanlar da böyle seni tanıdıkça tabii bir iletişim oluyor. İşte mesela baştaki Tosun, büyük olan Tosun'un sahibi Cemal abidir. Bir aile dostu gibidir bana mesela, bir akraba gibidir. Kışın ortasında bile arar bizi, bir şeye ihtiyacın var mı? Ne varsa güzel hemen yani gönderir. Altını olsun altını bozdurur, ihtiyacını gönder, kurbanından düşmez. Borç olarak göndeririz yani, öyle niyetine yok yani kurbandan. Ne güzel ya, Allah razı zorunlu olsun. Zorunlu da değil yani, almak zorunda ama her sene bizi tercih ediyor. Neden bizi tercih ediyor? Etinde lezzet bulduğu için tercih ediyor. Bir sene çiftlikten almıştı, pişman olmuştu, sonra bu tarafa döndü. Bunları hep otlatıyor musunuz abi? Nasıl oluyor? Hani abi, hayvanlar hakkında da genel bilgi vermek istersen hem bizde insanlar da bilmiş olur. Tabii. Ne yiyorlar ya da kaç ay besiye çekiyorsun bunları? Abi bizim işin gerçeğini söyleyelim sana. Çünkü şeyler de yem fiyatları da artık çok fazla arttı diyenler çok mecbur oluyor. Niye fiyat artsa bile yedirmek zorundasın. Bu mala bakıyorsan yedireceksin. Bakmak değil mi? Bu işi yapıyorsan. Aynen öyle.
örneğin şimdi mal dağda. 9. ay, 10. aya kadar dağda kalır. Bizim malımız 5. ay oldu mu, 4. ay, kar yağdan kalktıktan sonra havalar güzelleşti, ısındığı zaman biz çıkartıyoruz, köyün etrafını yediriyoruz, kapımızın önlerini yediriyoruz. Ondan sonra mesela 5. ayın 15'inde tarih var mesela. Dağa çıkacağı tarih. O tarihten kesilen tarihe kadar, 10. aya kadar diyoruz ki dağda kalacak bu mal. 5 ay dağda kalıyor bu mal. Ne güzel. Sabah, akşam git gel olmuyor. Bir çıkıyor, 5 ayda 2 sefer, 3 sefer köve iner. Aşısı varsa köve iner, yoksa genellikle kendi dağımızda, kendi meramızda, yani orada ağıllarımız var, doğal bir yerleri var. Otlatıyorsunuz. Otlatıyoruz. Yani. Ondan sonra nahardan indikten sonra satanlar satıyor malını mozikken kurbancılara. Satmayanlar, besiye çekenler, besiye çekiyoruz. Hemen hemen hava soğudu mu içeri alıyoruz. Ta ki buraya gelene kadar besiye kalıyor malımız. Ne güzel. Dışarıya çıkartmıyoruz yani. Peki abi, burada en pahalı mal ve en ucuz mal kaç para? Bir de onu sorayım. Abi, şu an en ucuz malımız giden Ayrancar'da Medifama Hastanesi'nin müşavire gitti abimize. Bu mu? Aynen. Ne kadara gitti bu? 148 bine gitti. 148 bine gitti. Hatta o şimdiden bile bizden bir mozik beğendi. Buradan çıkar çıkmaz ödemesini bile yapacak bize. Seneye biz hazırlık yapacağız. O bile tabii hazır. Tabii kârımızı koyacağız. Yedirdiğimizi hesaplayacağız, içirdiğimizi hesaplayacağız. Adam memnun kaldığı için bize böyle bir telif kuruyor. Hem pahalı ve büyük olan da herhalde şu en baştakiydi. Aynen. O da zaten gitmiş. O zaten sabahında güzel bir para gördü. Vermedim. Cemal abime dedim, kaç alırsan al. Daha fiyat bile konuşmamışız. En pahalı giden odur yani. Ne güzel. Anda sıkıntımız aslında yok. Aslında benim anladığım kadarıyla pazarda bir samimiyet de oluşmaya başlamış. Tabii. Yıllardır aynı yere gelen insanlar olduğu için. Aynen. Artık hani esnafla, satıcıyla alıcı birbirini tanıyor. Aynen. Şimdi böyle olunca da işler biraz daha düzelebiliyor. Aynen. Abi çok teşekkür ettim. Bereketli olsun. Sağ olun. Hayırlı işleriniz olsun. Allah razı olsun. İnşallah hepsini satarsınız. İnşallah. Gençler bir el sallayın. Yine burada Erzurum'dan gelen büyükbaş hayvanları satan bir abimiz var. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hocam isim neydi? İsim Abdullah. Abdullah hocam. Nasıl pazar? Satılan eden var mı? Vallahi pazarın durumu... Bugün günlerden pazar ama çok böyle hareketlilik görmedim. Evet. Sıcaktan yani, dolayı mı? Genelde böyle mi? Zannetmiyorum. Yani sıcakla bir alakasının olduğunu düşünmüyorum. Biraz durgun yani bu sene. Artık insanların alım gücü mü yok? Veya farklı mı? Farklı nedenlerden dolayı mı bilemiyoruz. Değil mi? Yani Türkiye genelde büyük bir sıkıntı var. Peki fiyatlar genelde nasıl, hayvan fiyatları, büyükbaş? Hayvan fiyatları danalar 70 binden başlıyor, 150 bine kadar var. 70 binden 150 evet. bine kadar var. Düveler de keza öyle. Sende hem dişi hayvan var hem erkek hayvan evet, var gördüğüm kadarıyla. Ama maşallah. Satışlardan memnun değiliz. Olduk. Hayvanlar tamamen %80, %85 elimizde şu anda. Şu an %80-85 kaldı diyorsun. Yani zarar ettik diyebiliriz. Erzurum'dan gelmiştiniz değil evet, mi siz de? Evet. Peki bunların yaş ortalaması ne? Yaş ortalaması 3 yaşındalar. 3 yaşında. 3 ay girdikleri zaman zaten ortalama... 24 ay zaten doldurması evet, gerekiyor. Aynen öyle. Peki, hayvanlarımız çok güzel. Bunlarda satılan var mı şunlarda? Satılanlar var. Mesela şu satıldı bugün. Bu mu? Baştaki, alttakini görebilirsiniz. En baştaki. Evet. Ne kadara gitti o? 137 bin liraya gitti. Bu 137 bin TL'ye gitti. Başka satış olmadı. Sadece bugün mü satıldı? Evet. Yani 7-8 tane sattık ama bugün için sadece bunu satabildik. Peki şunun fiyatı ne? Bunun fiyatı da 160 bin. 160 bin. Maşallah. Bunlar hep aynı cins herhalde. Siyah beyaz. Aynı cins. Sende bir iki cins var gibi. Gördüm. Bir simentaller var. Bir de böyle siyah beyaz bir evet, cins var. Evet. Bunlar da simental kırmağı var. Kırmaları var. Bir de montafon var. Bunlar da yine 2 yaşını bitirmiş. Tabii. Düve. Hepsi düve. 3 yaşından gün almış olanlar. 3 yaşına girmişler. Vallahi hocam teşekkür ettim. İnşallah bereketli olur. Sağ olun, sağ olun. Arkadaşı da ziyaret edebilirsiniz arkadaşlar evet, geldiğiniz zaman. Bekleriz, hem dişi hem erkek böyle büyükbaş hayvanlar elinde oldukça mevcut. Evet. Gelin görüşün, bakın, edin. Erzurum çattan getirdik. Sohbet edin. Nasip kısmet. Bekliyoruz. Hayırlısı diyelim. Neyse. Hayırlısı. Bereketli olur inşallah. İnşallah.
Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Selam. Hayırlı pazarlar. Selam. Allah razı olsun. İsim ne abi? Vefa abi. Vefa. Deniz. Muş Malazgirt'ten geliyorum Muş. Abi. Memnun oldum abi. Allah razı olsun abi. Bereketli olsun. Sizin Allah abi. Allah razı olsun. Allah teşekkür ederim. Ben de Erhan abi. Erhan abi. Memnun oldum ben de. Sağ olasın abi. Muş'tan geliyorsunuz. Nasıl işler abi pazarın? Valla iyidir Allah'a şükür abi. Ne zamandır buradasınız? Valla 20 gün falan var. 20 gündür evet. Buradasınız. Bayrama kadar da zaten muhtemelen sonra, buradasınız. Peki kaç tane getirdiniz büyükbaş? Kaç tane satıldı? Büyükbaş abi 40 tane getirdik. 40? Evet. Satılan kaç tane? Satılan 35 tane falan var. 5 tane. O zaman 5 tane falan kaldı evet, sizde. Evet. Bitirmiş gibi bir şeysin. Evet, Allah razı olsun. Allah bereket versin. Valla ilk defa böyle de bir satıcı gördüm diyebilirim ya. 45 hatta var abi. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar bak. Çadır numarası da göstereyim. 45 numara 5 tane hayvanları kalmış abi. Çadır numarası bizim şu an çadır numarası bu. Plaka numarası. Plaka 49. Plaka 40 numarası. Yani. Ama şimdi 45'e göre gelecek olanlar varsa 45 numara. Buyurun gelsin. Fiyatlar uygun. 5 var. Hangileri kaldı abi? Güzel diyelim abi bak. Şunlar kaldı abi. Abi isterseniz içeriye gel. Gel abi. Erhan abiye göster. 1, 2, 3, 4. Hatta bir yandan gösterirken fiyatlarını da... Burada, da abi fiyatları, fiyatları... Mesela şunlar ne kadar? Mesela bu abi. Bu, bunu ben 80, 90. 80 mi 90 mı şimdi? 90. 90. Evet. Çünkü gelecekler ona göre aynen. Gelir. Ona göre sorarlar. Yani iki kişilik de var. 4 kişilik de var, 3 kişilik de var abi. Peki şu an elinizde kalanlar genelde 80-90 bin lira civarı mı? Şimdi ortalama fark mesela 85'ten başlıyor 65'e kadar. Ha, 65'e kadar evet, hayvan 65, var. 65 2 kişilik, mesela 85'te 3 kişilik 4 kişilik. Peki 65 dediğin hangisi? Abi. O satılmayan dediğin değil mi? Kalan. 65 bu abi. Ha bunlar abi. Şu. Bunlar. Bunlar 65 bu. Bunlar 65. Bunlar 70 abi. 65. Öyle başlıyor işte. İşte bunlar fiyatlar 65. Değişiyor. 65, 70. Bunlar dişi mi erkek mi? Dişi. Dişi. Bunlar dişi. Misal diyelim bak bunu sattık. 90. Bunu verdin. Evet. Evet. 90. 95. Bunların cinsi ne? Bunlar fiyatlar değişiyor. Bunlar simenter abi, simenter. Simenter mi bunlar? Evet, simenter. Böyle renkleri falan farklı geldi bana. Ama çok güzel bak. Hepsi simentel manto. Maşallah. Muş Malazgirt yayla malı bu hayvanlar. Yayla da otladık. Buraya yetmiş yani bu hepimiz hayvan. Hepimiz bunları otlatıyoruz. Evet, sonrasında buraya geliyoruz. İyi abi senin için pazar güzel Allah geçmiş ya. Allah razı olsun. Çok teşekkür ettim abi. Valla Allah arkadaşlar. İlk defa böyle memnun bizden, bir pazarcı da görmek memnun, iyi oldu. Çok şükür memnunuz abi. Çok güzel de sattık. Zamanımız olsa sen bizden bir çay da içseydin. Allah razı olsun. Olur, daha çok göstereceğim yer de var. Abi memnun oldum. Hayırlı pazarlar. Teşekkür ettim. Allah aşkına. Abine bu abi ver. Hemen abi bir tane bak bu arkadaşı da verir. Şuraya bir hemen götürsün. Gel şu çadıra da bakalım. Burada Mahmut. İçeri Mahmut Bey içeridedir. Gel Mahmut Çoban. Mahmut Çoban içeridedir. Selamun aleyküm. Buraya gidelim bir pazarlığa bakalım abi. Hadi bakalım abi. Erzincan Tercan 24. Yayla malı. Buranın evet. Numarası ne? Çadır numarası kaçtı? 24. Onu da söyleyelim. 44. 44 yazıyor. 44 pardon. Yanlış da bilgi vermeyelim. Yok. Gel abi. Tercan bu işlerde abi bir tane. Tercan pazar müstecek ev. Kolay gelsin abi. Hayırlı işler. Allah razı olsun. İsim ne? Mahmut Çoban. Mahmut Çoban. Ben Mahmut Çoban sen misin abi? Evet abi. 44 numara. Evet buyurun. Dedi bir de sizin hayvanları gösterin dedi. Evet, abinin hayvanları abi. Gösterdik. Nasıl buyurun. Pazar? Pazar iyi değil. Perişan haldeyiz. Yok öyle deme. Yüzün gülüyor bak, sen. Bak orada buraya geldik şimdi hemen değişti. Değil mi? Nasıl değişti değil mi? Bir adım attın değişti. Yani. Ya bu pazarını bitirelim gel şöyle. Bir haberleri soralım bak şimdi. Yeni bir tane sattılar bakalım hayırlı. Bak abi alıcı hemen gelmiş. Abi bereketli olsun. Sağ ol Allah razı olsun. Aldınız mı? Aldık aldık. Hoş bulduk. Zorla aldık. Allah kabul etsin inşallah. Allah niye indirim yapmışlardır ya? Tabii ister istemez pazarlık payı var. Erzincan yayla malı. Video mu çekeceğiz? İnternette mi? Geçin aldım ben de 2 saattir niye şey yapmadın? Yine bir pazarlık yapabilirsin. Abi dolaşıyorum komple olsun. Hangisini aldınız? Şu ikisini aldım. İkisini birden aldım. Şu ikisini aldım. Allah kabul etsin. Ne kadar fiyatlar? İkisini 200 lira, 200 lira, 200 lira. 100 lira verdik, iki adet kişi var. İkisi 200 TL. Böyle isimlendiriyorlar bir de. Evet. Sizin olduğu belli olsun diye. Abi bereketli olsun, Allah kabul etsin. Allah ne olsun. Güzel, demek ki satılıyormuş ya. Arkadaşlar valla. Biraz önce abi ne dedi? Pazar düşük dedi. Bak iki tane vermiş hemen şimdi. Düşme. Arada olanı
veriyor işte. Peki biraz da alıcıya sorayım ya. Abi genel olarak fiyatlara ne diyorsun? Geçen seneyle kıyasladığın zaman aşırı bir fark var mı? Fark var, illa ki olacak. Enflasyon yüksek yani. Yedirdi, mazot yükseldi. Mazot onların yüksek. Da maliyeti arttı. Ağırdan buraya. Ağırdan buraya 30 liraya paraya gelirler. Nakliye yani. Çok tutuyor diyorlar. Herkes genelde öyle söylüyor. Yani onlar yüksek olduğu için bunlar yüksek veriyor. Yoksa gitsen orada o 100 liraya alacağın şeyi 70 liraya. Mesela geçen sene niye ucuzdu? Böyle değildi çünkü piyasa. Mazot 45 lira değildi. Saman pahalı değildi. Saman bedavaydı yem abi. Pahalı değildi. Şimdi her şey pahalı. Şimdi saman altın olmuş. Saman altın sarı ama altın diyorlar. Bulgaristan'dan geliyor diyorlar yani. Şimdi bu sene İç Anadolu bölgesi hep yandı ekinler. Ekin de yok şimdi. Sap da olmuyor haliyle. Biraz da çiftçiler olsun, hayvancılık olsun biraz şeylerde biraz düşük var. Yani bilinçsiz. Bir yetiştirme. Benden aramazsan kefilim bu. Bilinç yok. Yani artık yetişmiyor. Yani yetişmiyor. Bir de bilinç de yok yani. Bilinç. Bu işi biraz yapmak için tecrübe lazım. Doğru. Biraz bakım lazım. Siz İzmir'de var. Nerede oturuyorsunuz? Biz de Bornova'da oturuyor. Bornova? He. Bizim var. Kırşehir'de akrabalarımız var. Ben geçen sene de geldim. Sen geçen sene de buradaydın. Yani. Hanımın emmisi neyi var? Kendi tarlasından biçtiğini götürüyor. Hayvanlara yediriyor. Hayvanlar ne alıyor? Oradan da parasını kazanıyor. Ne güzel. Ama satın almayla zor bu işler yani. Doğru. Işıkkent'e gittiniz mi? Orayı da gördünüz mü? Gittik oraya geçen hafta gittik. Ben de iki gün önce oradaydım. Çok sakin. Sakindi. Alışveriş bekliyordu. Şimdi bilmiyorum evet. Ne oldu ama. Oraya almasaydık oraya gideceğiz haftaya yani. Nasip bak buradaymış. Nasip burada. Ha şu arkadaşın hisayesini de aldık. Olsun oğlum. Ya, bir şey olmasaydı. Biraz önce bak bir çadır gezdim. Hatta şöyle söyleyeyim. Şimdi mesela 15 yıldır buraya geliyormuş adam biri burada. Yani zaten 40 tane hayvan falan getirmiş ortalama. Mesela tanıdığı ona buna gide gide zaten yarısını satmış. Aslında buraya hep böyle köklü gelenler anladığım kadarıyla bir eş dost artık ediniyor. Hani nasıl bir samimiyet yani olursa yeter güzel bir şekilde mesela sen hayvanını tanıtırsan bu abi ne yapıyor? Diyor ki geçen sene şurada almıştık. Mesela ilk oraya gidelim diyebilir. Ben şahsen derim. Aynen memnun kalırsın. Hiç yoktan riske de girmez çünkü. En azından bildiğin insan. Aynen öyle. Memnun oldum. Bereketli olsun. Herkese selamlar. Malazgirt. Malazgirt'ten geldin. Evet. İsim ne? Yılmaz Kızıl. Yılmaz Kızıl. Evet. Hep büyük baş mı getirdin? Büyük baş getirdim, evet. Bayağı satılan var herhalde. İsim falan satılmış. Görüyorum böyle. Aynen bayağı sattık. Bunlar da satılmış çok aynı güzel, şekilde. Kendi malı, yayla malıdır zaten. Kendin besliyorsun. Kendim besledim. Tarihi yerden tarihi hayvanlar getirdik biz. Tarihi yerden tarihi hayvanlar getirdik. Malazgirt 26 Ağustos. Türklere Anadolu'nun kapılarının ilk açıldığı yer. Bu arada arkadaşlar çadır numarası da 32. Bunu da söylemekte fayda vardır. Eyvallah. Gelip görmek isteyen olursa çadır numaralarını da söylüyorum. Tabii, ki. Çünkü her bütçeye uygun zaten tosunlarımız var. Her bütçe mevcuttur. Şöyle biraz gel bir yandan konuşurken bir yandan da hayvanları görelim tabii. İstersen senin. Evet. Satılmayıp da fiyatı en uygun olandan en pahalı olandan. Birkaç tane istersen gösterebilirsin hatta insanların da bilgisi olsun. Tabii. Bazıları çünkü şöyle diyor. Evet. Çok pahalı alamıyoruz tarzında çok genelde söyleyen insan var. Evet. Ama bazı çadırcılar da oldukça satmış. Mesela sen de bayağı satmışsın gördüğüm şimdi, kadarıyla. Şimdi gelen vatandaşları biz geri göndermiyoruz. Yardımcı elimizden diyorsun. Geldiği kadar biz 3, 5, 10 veya 20'ye bakmıyoruz. Gelen müşterilere yardımcı oluyoruz. Ne güzel. Hisselere göre yani bazılarının bütçesi diyelim ki aşıyor, biz indirim yapıyoruz, uyguna geliyor onlara. Onları da geri çevirmiyoruz, boş göndermiyoruz vatandaşlarımızı. Ne güzel, yardımcı, evet, yardımcı güzel oluyoruz. Şey. Peki satılmayan ne var şimdi burada? Satılmayan şu hayvanımız kalmış, bu yerde yatan hayvanımız kalmış. Bu dişi mi, erkek bu mi? Bu erkektir. Erkek. Tosundur, evet. Bu siyah karabaş tosumuz kalmış. Bunların fiyatları ne peki? Mesela şu siyahı? Bu siyahı biz 140 diyoruz. 140? Evet. Bu da büyük bir hayvana benziyor. Büyük bir hayvandır, evet. Diş gelmezse karkas 550-580 arasıdır. Şey, canı olarak. Maşallah. Evet. Peki buradaki, şu kahverengi tonundaki? Bu kahve de 450-480 arasıdır. Yine karkas. Canlı olarak. Hani güzel tosunlarımız var, yerli maldır hepsi. Maşallah. Subhan Dağı'nın eteklerinden yaylanmış bu. Bunun fiyatı neydi? Bunun fiyatı da biz 130 diyoruz. Buna da 130 evet. Diyorsun. Artık değerlendirsinler. Burada valla her bütçeye göre her bütçeye uygun zaten var. Var tosunlarımız. Yani zaten bellidir hemen hemen hepsi satılmış. Bizim bir 6 tane hayvanımız kalmış. Kaç tane getirdin? Kaç tane ben kaldı? Ben 25 tane getirdim. Şu an 6 tane kalmış. Evet. Hadi arkadaşlar birkaç kişi daha geldi mi?
Abi yine de kapatır gider. Yani bizde müşteri memnuniyeti var. Yine yardımcı oluruz müşterimize, halkımıza. Yani biz de biliyoruz ki kimin gücü nereye kadar yetiyor, biz ona göre davranıyoruz. Ne güzel. Evet. Memnun oldum abi. Ben de. Hayırlı pazarlar olsun. Teşekkür i̇nşallah ederim. İnşallah hepsini satar öyle gider. İnşallah. Bütün, hayırlı bayramlar. Bütün pazarcılar inşallah satar. Amin amin inşallah. Hayırlı. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Bir numara Eskişehir mi? Senin numara bir mi abi? Bir. Bir numara. Bir şey merak ettim. Bu büyük başlara ayrı numara, küçük başlara ayrı numara mı veriliyor? Evet. Çünkü sanki büyük başlarda da bir numara gördüğüm gibi hatırlıyorum, değil mi? Doğru söylüyorsun. Bunu da netleştirmiş olalım. Hani yanlışlıkla gelmesin. 2 tane küçük baş, 50 küsur tane büyük başlar. Oldukça da fazlaymış. Yer aslında çok büyük değil gibi. Hani şöyle göstereyim. Çok aşırı bir büyük alan değil ama 70 metrekare, 60 metrekare yerler işte. Oldukça da yine çadır sayısı fazla. Beni de gezdiren bir arkadaşım var. El salla. Adın neydi? Herkese selamlar. Adım Yusuf Yamanyer. Erzincan'dan geldim buraya. Helal olsun sana ya Yusuf. Birlikte gezeceğiz şimdi. Abi işler nasıl? Şükür fena değil ama geçen yıla göre biraz düşük. Bir tık düşük mü? Bir tık düşük evet. Peki nasıl küçük başa rağbet? Ya büyük baş biraz şiştiler ya. Hani genelde çünkü şöyle bir söylem var. Hatta ben de şöyle bir eğileyim ya. Biraz dinlenmiş olalım. Şöyle bir izlenim gördüm pazarda. Hani büyükbaş biraz daha pahalı geliyor galiba insanlara. Küçükbaşa yöneliyorlar ama küçükbaş da et oranına göre biraz fazla istiyor diyenler çok oluyor. Sence nasıl durum? Mesela senin ortalama küçükbaşlar kaç para? 10 bin lira var. Çünkü insanların aklı geçen yılda. Geçen yılda. Evet. Geçen yılla gerçekten çok özür dilerim abi. Çok fazla kıyaslayan insanlar var. Evet, onlar da haklı kesinlikle gerçekten. Ama bir sene boyunca her şey çok fazla arttığı için işte Türkiye'deki alım gücünün bir yılda nerelere geldiğini görüyoruz. Fakat bazı insanlar ne yapıyor? Geçen yıl 6000 liraya, 7000 liraya bir küçük baş sattık. Evet. Bu sene geçen yılki verdiğimiz rakam şu anda 16000 lira. Her şey arttı diyorlar. Yem arttı, saman arttı. Maliyetlerin ötesinde bir de şey var. Alım gücü. Alım gücü düştü yani. Evet, maalesef böyle bir durum var. Peki senin kaç tane vardı? Kaç tane satıldı abi? Benim 80 falan getirdim. 22-23 tane, 25 falan sattım. Daha bizim günümüz var. Yani şu anda sıkıntı büyük başta. Evet. Ya benim bildiğim kadarıyla evet, küçük başlar genelde hani alayım hemen götüreyim, keseyim tarzı düşünenler çok oluyor. O yüzden genelde hani Arefe günü dediğin gibi ya da bayramın birinci günü daha çok satılıyor ama büyük başlar öyle değil. Çünkü kalır mı kalmaz mı, bulabilir miyiz? 7 kişi çünkü. Tabii, bunu tek başına alıyorsun, kesiyorsun. Daha rahat ve daha kolay. Onlarda şimdi bir korku, panik olabiliyor. Hem satanda hem alanda. Değil mi? Siz biraz daha onlara göre rahat. Şu an için bizde bir sıkıntı yok ama panik havası büyük başta başladı. İnşallah herkes memnun ayrılır abi. Kolay değil yani. Şimdi alan da çok zor. Şimdi bir dana 150 bin lira diyorlar. Yani 150 bin lira 7 kişi kesse ne yapıyor? Aşağı yukarı iyi para yapıyor. Evet. 7 kere 3 21. 25 bin lira gibi bir şey yapıyor. Yapıyor değil mi yani? Evet. Abi memnun oldum. Ben de memnun oldum kardeşim. İşler nasıl abi? Abi işler berbat. Niye? Satamadın mı hiç? Satamıyoruz. Hep numara var bak buralarda. Hadi 150 hayvandan 10 tane sattım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldin. İsim ne abi? Ercan. Ercan abi memnun oldum. Ben de memnun oldum. Hoş fiyatlar nasıl peki? Valla fiyatlar uygun ama alan yok. Ortalama sendeki fiyatlar ne küçük başta? 15'ten başlıyor. Seninkiler baya boylu duruyor. Benimkiler bu pazarda bir numara. Ya büyük. Bunların yaşı en iyisi. Yaş ortalaması ne bunların? Bunlar 2 yaşında. 2 yaşında. Bir de bunların cinsi de farklı. Bunlar mor kuş. Abi Ercan. Ve hepsi de boynuzlu bir cins herhalde. Evet. Bunların bir şeyi var mı? Cinsin ismi falan vesaire. Bunlar mor koç olarak geçiyor. Mor koç. Doğunun evet. Hayvanı. Sizin ırdı da galiba bu şekilde. Ördülüyüz evet. Abi inşallah bol bol satarsınız ya. Hayırlısı diyelim. 15 civarı diyorsun sen de. Küçük 15 ile evet. Fiyat değişiyor. 15 ile 20 arası. Senin çadır numarası kaçtı? 8.
8 numara. Küçük baş mı getirdiniz? Aynen güzel abi. Bunlarla besliyorsunuz hayvanları. Aynen güzel abi. Burada ne var şimdi yem? Ezme var benim abim, bir de saman var. İleride biraz da toklu yem vereceğiz, yonca vereceğiz. Bunlarla besliyorsunuz hayvanları. Çeşit yapıyoruz abi. Sizin hayvanlar burası mı? Abi bu çadır da bizim. Az ileride 14 numara var, o çadır da bizim. Bu sene 2 çadır yaptık. Bu sene 2 çadır yaptık. Kısır koyunlar var. Bunlar da cazip. Yonca. Bunlarla besliyoruz hayvanları. Besliyoruz abi. Peki işler nasıl? Var mı satılan eder çok? Abi geçen seneye göre biraz nar ama olacak. Ya geçen seneye göre evet. Herkeste bir ağırlık var. Var var, var abi. Maalesef. Piyasa genelinde var. Yani herkeste var. Büyükbaş bayağı bir çakıldı abi. Onlar evet. Genel olarak Adana'da öyle, Antalya'da öyle, İstanbul, Ankara özellikle. Bayağı bir çakıldılar. Allah kimsenin emeğini boşa çıkarmasın. Amin amin cümlemizin. Peki nasıl sende fiyatlar ortalama burada? Abi 10 liradan başlıyor, 20'ye, 22'ye kadar, 23'e kadar gidiyor. Mesela şu oğla kaç para? Bu oğlağı sattık abi, bunu 4 liraya verdik. Kaç? 4 lira, bunu biraz uyguna verdik abi. 4. Değerli bir arkadaşımıza verdik, uyguna verdik abi. 4 lira? Aynen 4 bin lira abi. 4 bin lira mı ya? Aynen abi. Bu da bana çok uygun geldi. Bu fiyatı bir şey yaptık 4 abi. 4 bin lira. Oğlak biraz şey yaptık abi. Yabancı değildi ya, eşe dosta gitti. Maşallah. Peki şu kaç para? Mesela sorayım şu en baştaki. Abi onlara 14 diyoruz. 14. Karabaş. Dişi erkek karışık mı burası? Burası sadece komple dişi abi, erkeklerim de burada. Erkeklerim de burada. Bak kavga ediyorlar zaten. Büyükler de o tarafta. Abi peki, YouTuber o... video çekiyoruz. Koçlar kaç para? Abilerin geliyor, onlar 20, 23 arası, 22 abi, arası değişiyor. De 20, 23. Gel gel. Abi 3 aydır bunları besliyoruz abi. Bizim patron bu zaten abi. Abi bokun içindeyiz abi. Başta da bip yaparsın. Satamadın mı abi? Abi bak görüyorsun, çoluk çocuğu özledik. Hayırlı işler. Çoluk çocuğu özledik abi. Hoş geldin. Psikolojimiz bozuldu. Eve gittim, hanım dedi ki brozlaşmışsın, hayırdır dedi, plaja mı gittin dedi. He dedim, plaja gittim. Bodrum'a gittim deseydin, Çeşme değil. Bodrum yalısı, Allah be. Abi, ne evet. Yapıyorsunuz şimdi, nerede yayınlayacaksınız bunu? YouTube'da. Oho, tamam biz de YouTuber olduk ha. Sizin isminiz neydi? Hayalet Yaşa kanalında. Oo, tamam baba, baş tacısınız. Abi biz Turgay besiciliyiz. Emektir ha. Turgay. Yerin, yumuşak G'yle. Yerin nerede? 14 numara bu sene. Yumuşak G demeseydin ya. Turgay. Soy ismimiz yumuşak ama kendimiz sertiz abi. Eyvallah abi. Cansın. Eyvallah baş tacısın. 14 numaradayız. Çadırımız orada. Orayı da hemen, çektim hemen abi. Hemen Özkarsu'nun yan tarafı. Bereket doğru. İnşallah Allah hepsini satıp... Burası da bizim amcaoğlunun. İnşallah satıp hepsini öyle gidersiniz. Allah razı olsun. Bekliyoruz. Eşi dostu bekliyoruz. İnşallah. Doğançay, Onur Mahallesi, Karşıyaka, Yamanlar bekliyoruz. Doğançay mezarlığının yanı. Arkadaşlar abi sizi çok istekli bir şekilde davet vallahi etti. Vallahi bekliyoruz. Gelin burada küçük başları. Çocuklar eve bakın. Gittik bizi tanımıyor. Bu kim ya diyor anne. Değil mi? He o kadar. Siz de satın bayramdan önce gidin. İnşallah öyle olur. Teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık. Eyvallah, eyvallah abi. Kesin şimdi gelecek kesin abi. Abi hayırlı işler. Allah razı olsun. Sağ olasın. Sen herhalde bitirenlerden... İlk sift abi çadırlarda ben yaptım abi. Sen mi yaptın biz abi? Biz yaptık abi. Benim bir tane kalmış herhalde. Bir tane onu da arkadaşıma verdim. Bitti sayılır. Bitti sayılır. Bitti sayılır. İyi. Hiç yoksan... Çok arkadaşlar şükür. Pazarda komple çadırı bitiren bir abiydi. Gördük. İnşallah bütün satanlara da nasip olur diyelim buradan. İnşallah. Alanlar, satanlar inşallah hep memnun olur. Rabbim tekrar nasip etsin. Amin. Nereden geldin abi sen? Erzincan Tercan abi. Tercan. Eyvallah. Maşallah. Eyvallah. Bunların hepsi gitti. Kaç hepsi... tane getirmiştin peki abi? 23 tane. 23 tane. Hatta şöyle göstereyim abi. Göster abi. Sıkıntı yok. Hepsini gösterebilirsin. Hepsi de gitmiş. Zaten pazarın şampiyonu burada. Bu hayvan da gitmiş, satılmış. Pazarın şampiyonu bu zaten. Sizin bu. En büyük hayvan da bu herhalde değil mi? Bir canlı bir ton. Canlı bir ton. Maşallah. Ne kadara gitti bu şimdi? 120 liraya. Bedavaya gidiyor. Bedavaya. Bana bitti gidiyor. Bedava. İyi. Hadi bereketli olsun. Evet. Evet, bir bitiren çadır arkamızda var. Abi bereketli olsun. Sağ olun, hoş geldiniz. Bir bitti yazan sensin. Seni evet. De dedim kaçırmayayım. İnşallah herkes böyle bitirir, bitirir gider. İnşallah, inşallah. Bugün mü verdin sonunu da şimdi? Şimdi verdik, bitti. İyi, ne güzel ya. Memnunsun. Evet. Çok memnunuz. Kaç gündür buradaydın abi? 25 gündür buradayız. 25 gündür buradasın. Evet, evet. İsim neydi abi senin? İsmim İlhan. İlhan Kars, abi. Arpaçay Mescitli köylüyüm. Kars'tan geldi. Evet, Kars'tan geldik. Kaç gündür buradasın? 20
gün falandır. 20 gündür burada, evet, kaç 20. tane hayvan getirdin abi? 23 tane geldi. Arkadaşlar 23 tane hayvan getirmiş. Her güne bir tane satmış abi. Evet sattık. Ortalamaya vurduğumuz zaman bitirmiş. Bitirmiş. Nasip inşallah herkese olur. İnşallah herkes bitirir. İnşallah alanlarda satanlarda, evet, mutlu bir şekilde bir bayram geçirir. Geçirmek dileğiyle inşallah. Abi memnun olduk. Biz memnun olduk. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Kars yaylamalı. Servet Acar sen misin? Abimdir. Abindir. Servet abi merhaba. Merhaba, hoş geldin. Sıcaktan sanki böyle bir mayışmış gibisin, evet, Servet abi. Sıcaklar etkili biraz. İzmir'in sıcağı arkadaşlar böyle ağrılarla böyle doğudan gelen kesimi böyle bir iyi vuruyor. Böyle bir dağılıyorlar, kendilerine gelemiyorlar. Aynen. Kimle görüşsem böyle bir, tabii orada -30, -20. Yani soğuk mevsimin insanları sıcağı görünce mayışıyoruz. Sizin de şansınız da bu hafta daha sıcak olacakmış. 45 aklımızda derece olacak hayırlısı, diyorlar. Aklımızda hayırlısı. İşler nasıl Servet abi? Var mı satılan? Gergin biraz. En başta biri böyle, bak hatta şöyle götüreyim, bitirdi. Bitirdi arkadaşlar. Ya bilmiyorum, bitirdi. Belki o da böyle bir enerji verir. Hani o bitti, belki olacak size sıçrar. Olacak inşallah, olacak. Sıçrar inşallah, değil olacak. Olması. Satacağız, biz de satacağız. Sattıklarımız var ama ne güzel. Biraz kalmış olan var ama bakalım satın. Abi hangileri kaldı mesela? Kalanların baştaki fiyatları ne? Baştaki. 170 lira. Bu 170 lira maşallah. Kaç yaşında bu hayvan? 2,5 yaşında. 2,5 yaşında 170 lira. Çok şampiyon. Da güzel bir hayvan ya. Maşallah. Bu hayvan satılır abi. Yani İki güne inşallah nasip olsa satacağım. Vallahi içimden geçti. İnşallah. İnşallah. Hayvanların hepsi aşağı yukarı aynı ayarda. Genelde seninkiler herhalde ayaklı abi. Ayaklı. Gördüğüm kadarıyla değil mi? Peki satılmayan başka hangilerinden var böyle? Sıra böyle duruyor. Orada 4-5 tane var satılmış. Burada bu sıra genelde. 4-5 peki 4-5 senin fiyatlar abi genelde kaçtan başlıyor? Kaça kadar var? 150'den başlıyor. 170'e kadar, 180'e kadar devam ediyor. 150'den? 700-750 kilo civarında olanlar 175-180 arası. 600-650 arası olanlar 160-155. Burada en uygun dediğin hayvan hangisi? Şu var, şu yatan var. Şu var abi. Şu beyaz var. Hemen Arası böyle var. Yakınımızda bir tane beyaz var. En Ali, ucuzlardan Ali bir tanesi. Ali Paşa. Bunun fiyatı ne demiştin? Burada 155 en son olur. 155 en son. Sende hep erkek mi var? Erkek. Dişi yok sende, hep erkek. Yok, hep erkek. Bu abi Kafkas ne gelir bu hayvan? Haskür 610-600 gelir. 610-600. 600-610 gelir. Maşallah. Karkas 350-360 kilo et verir. %58-60 arası randıman verir. Böyle yani genelde ölüm hayvanlar arpa yediği için randıman oranı yüksek. Öyle etti zaten belli. Bereketli olsun abi, memnun oldum. İnşallah hepsini satarsan da öyle ayrılırsın. Çok bana. Teşekkür ederim. Pazarın en yakışıklı delikanlısının yanındayız. Abi merhaba. Abi. Hoş geldiniz kardeşim. Hoş bulduk. İsim neydi abi? Benim isim Mustafa Ali Demir. Mustafa Ali Demir abi. Aydın Çin'e Akçıoğlu'dan geliyorum. Aydın, senin yeri yakın biraz. Yakın, evet. 75 hayvandan geldim. Maşallah abi. 20 tane hayvanım kaldı. Kaç kaldı? 20 tane kaldı. İyi, ne güzel. Sattık Allah'a şükür, iyi hayvanlarımıza sattık. Senin yer neresiydi abi yerim, peki? Bir parti orası İlk var. İlk önce böyle numarayı da gösterelim. 9 numara ve 10 numara. 11. 9. 10. 10. 11. Bir de aşağısı var. Evet. 11. Orası. Burası bizim, sana ait. Ben ait burası. Satılmayanlar hangi tarafta abi? Satılmayan parti parti. Burada var 5 tane. Varsa aralardan onları hatta gösterelim arkadaşlara. Satılanlar zaten satılmış. Tabii. Maşallah senin hayvanlar da boylu. Vallahi böyle boylu hayvanın yanından geçerken de insan bir ürkmüyor değil. Gerçi sıcakta mayışmışlar ama. Kardeşim iki bunlar kaldı. Bir üç tane bu mu kaldı abi? Hayır şu o satıldı bak. Şu iki kaldı. Şu iki kaldı. Şu boz kaldı efendim. Bu boz kaldı. Şu kaldı, şu kaldı. Fiyatlarını da söyleyelim abi. Mesela şu iki tane kaldı dediğinin fiyatları nedir? Bunlara 175 civarında, 3-5'e pazarlık payı var. Buna 150 civarında, bu 200 civarında, o 180 civarında. Bu 200 civarında evet, diyorsun. Evet, 190-200 civarında. Bu? O 180 civarında. 180. Evet. Bir bunlar kaldı. Bunlar kaldı. Şu maşallah. Vay vay. Bu kaç yaşında mesela? Bu kaç yaşında? 3 yaşında, 2,5 yaşında. Peki o yaştan dolayı mı o fark yoksa cinsinden dolayı mı? Boy. Boy. Orada boy fazla. Bunda da öyle. Yani cinsten dolayı mı fark ediyor, yaştan tabii, dolayı hep mı? Tabii simentel zaten. Hepsi tek tip. Bir tane de şu boğa kaldı. Bu pazarın en yakışıklısı. Bu güneş boğası.
Maşallah. Bu satılmayanlardan mı? Buna kefir satmıyoruz. Buna bu pehlivan tutuyoruz. Tamam mı? Aman aman. Satmıyoruz zaten. Buna burada yakışıklı olduğu için müşteri çeksin de getirdim buna. Abi, satmak için değil. Abi bir nazar boncuğu bari bağlı hayvana da nazara yemez. Denene de koymuşsun hayvanı. Buna sadece başta koyup müşteri çekmesi için getirdim. Bir şey söyleyeyim mi? Genelde böyle pazarda zaten en önde böyle iriler var. Galiba öyle bir şey var böyle. Öyle. Evet, doğru söylüyorsun. Genelde evet, öyle bir şey ama güzel bir şey. Sonuçta sen de hayvanı zaten göstermen evet, lazım yani evet, müşteriye. Burası, şimdi sen burası, bunu en sona koyarsan olmaz. Bunu oraya gidip de kim görecek? Yani, doğru yani satman için buraya koyman lazım ki insanlar da görsün. Burası ya hanım. Merhaba yakışıklı. Burası. Adın ne? Murat. Murat, memnun oldum. Bir yersene bakalım. Burada senin abi. 9'da burası. Senin buradan başlıyor. Buradan aşağıya doğru böyle gidiyor. Evet, burada zaten bir tane şu kaldı. Başka kalmadı burada. Burası kapandı. Hangisi? Bir tane şu kaldı. Şu. En baştaki bu kaldı. Bir tane satıldı. Bunun fiyatı ne? Bunun fiyatı 145 abi. 145. Pazar payı iki tuval. Bu dişi mi? Dişi, bu düve. Millet ferman ediyor. Bu da 2 yaşından büyük yine aynı şekilde. Bu da maşallah bayağı bir boylu bir düve. Sahibine hayırlı olsun, bereketli olsun diyelim. Sağ olun. Abi hayırlı pazarlar. İnşallah hepsini bitirirsin. Mutlu mutlu gidersin. Bayraklı kurma alacak arkadaşım az kaldı. Bizim devam dostlarımız, müşterimiz var. Evet abi. Onların gelip hayvanı almasını istiyoruz. Ayağım az kaldı. Çadırım 9, 10, 11. Gelmek isteyenler olursa telefon numaram 541 314 86 93. Almak isteyen vatandaşlarımız az bir zamanda alsın hayvanı koysun. Abi sen numaranı bir daha söyle. 541 314 86 93. Abiye ulaşabilirsiniz. Aydınlı Kurbancı Mustafa abin dedin mi herkes tanır bu bayraklı beni. Buraya gelirseniz abiye artık uğrarsınız. Aynen öyle. Evet. Baş tacıdır Mustafa. 8 numaranın yakışıklıları. Bir el sallayın. Abi hayırlı işte. Hayırlı eyvallah, pazarlar. Hoş geldin. Nasılsın abi? İsim neydi? İsmim seni Ferit. Bir tanıyalım. Ferit. Ferit abi. Evet. Nereden geliyorsun? Nereden hayvanları bunlar? Hayvanımız Erzurum hayvanı abi. Erzurum. Yayladan inmiş gelmiş. Evet abiciğim. Hayvanlarımız hemen hemen bir aydan beri buradadır. Satışa müşterimizi bekliyoruz. Nasip olursa. Artık gelsinler değil mi? Bir artık hafta kaldı. Artık gelsinler yani. Bizi de zarara uğratmasınlar. Yani bu şekilde. Üçüne beşine artık anlaşılır bir şekilde. Tabii tabii. Orta yolu bulunur değil hayvan, mi abi? Her şey nasip iş. Her şey nasip iş. Allah nasip abi ederse. Abi terlemiş burada ya bak 20 gündür. Allah nasip ederse satacağız. Alan hayrını görecek. Biz de paralarından hayır göreceğiz inşallah. Satılacak abi. İnşallah hangileri var abi mesela satılmayan satılık olanlar hangileri? Böyle buyurun şöyle gösterelim. Bir yandan konuşurken bir yandan da karanlık çökmeden hiç yoktan görmüş var. Böyle boylu postu. Şu beyaz olan mı? Evet bu beyaz olan. Maşallah. Güzel bir hayvanımız. Nasipse sahibini bulacak. Bu ne kadar abi peki fiyatı? Bu 140 lira. 140 lira. Evet. 650 kilo civarında bir kilosu var. 650. Evet. Böyle burada yatan arkadaşımız yine. Bunların ikisi duruyor. Bunlar duruyor. Evet, iki tane. Maşallah bunlar da bayağı bunlar da güzel. Etleri de güzel. Güzel temiz, abi, hijyenik bir ortamdalar. Bakıyoruz da, sahip de çıkıyoruz. Zaten sen burada sattığın zaman abi bayrama kadar zaten. Tabii bayrama kadar biz buradayız. Allah nasip ederse. Mallının arkasında duruyorsun. Tabii tabii tabii. Her zaman yemimiz, samanımız mevcuttur. Hiçbir zaman alınan hayvanın yemi kesilmez. Ne güzel. Bol bol verilişi daha kaliteli olsun. Peki daha abi, müşterimizi memnun edelim. Şunu da merak ediyorum. Buraya ne zamandır geliyorsun ortalama? Buraya ayın 20'sinde geldim ben. Yok yani her sene geliyor musun bu işle ortalama ilgili? Ortalama hemen hemen her yıl geliyoruz. Her yıl geliyorsun. Her yıl geliyoruz ortalama. Bu yıl bir tık böyle geriden gidiyor bu herhalde yıl, değil mi? Evet. Genel itibarıyla ama. Genel bir şey var. Evet evet. Bu yurt dışından gelen hayvanların sayesinde bizim hayvanlarımız öldü. Maalesef. Fiyatlarımız düştü yani. Şurada yine güzel hayvanlarımız var. Ufaktan göstermek de istiyorum. Bu numarası olanlar bu arada satılmış evet, olanlar satıldı. Mı? Satıldı. Numarası olmayanlar da satılmayan. Bu bir numara mesela ilk giden mi? Evet o bir numarayı 20 kişi beğendi. Bir kişi aldı.
Ya bir şey söyleyeyim mi? Bir de bak böyle bir şey var değil mi? Mesela satılan bir şeyi genelde sorarlar ya. Devam. Evet. Ya satıldı mı? Hani aslında onun benzeri vardır, bir başkası vardır, bir düşüğü, bir yükseği falan. Evet. Ya da ona benzer bir şey vardır ama böyle bir şey de oluyor herhalde. Tabii tabii oluyor. Birkaç yani yerde yine rastladım. O kadar müşterisi vardı ki her gelen direkt buna yüklendi. Bu olsun abi, bu olsun abi. Nasipte birisi vardı, geldi vurdu kaldırdı. Kısmet. Kısmet. Yani çok güzel bir şirin bir demek hayvanımız. Onların da satılmayanlarda bir yerde nasibi var. Nasip, her şey nasip işi. İnşallah onlar hepsi gidecek. Biz de hayırlı müşterimizi bekliyoruz burada. Hayırlısıyla. Numara da 8'di herhalde değil mi? 8 evet. Numara. 8 evet. Numara. Hatta sekiz şöyle numara. Dışarıdan da yine göstereyim arkadaşlar. 8 numaralı çadırımız. Yine burada simental hepsi herhalde evet, anladığım evet. Kadarıyla. Maşallah sizin hayvanlar da böyle abi. Çok temiz kaliteli hayvanlar. Bunların yaş ortalaması genelde yaşlarını doldurmuş, dişlerini kapaklarını atmıştırlar. Arkadaşlar kusura bakmayın, GoPro'nun şarjı bittiği için çekimi ufak bir mola vermek zorunda kaldık da şöyle numarayı da göstereyim diyeceğim ama senin bu numaraya nazar deyip duruyor abi. Evet, bizde bir büyük bir nazar var. 8'de bir şey mi var? Geldiğimiz günden beri nazarın İnşallah üstümüzde. İnşallah uğurlu gelir bu 8 sana. İnşallah. Abi bu arada şeyi de izleyenlere söyleyelim. Kaç hayvan? Bunların küpeleri oluyor ya mesela. Küpe onların numaraları var. Oluyor. Oradan yaşları, hangi bilgileri alabiliyorlar? Tabii. Onlar da mesela söylerseniz yoklar. Bende pasaportları var, kimlikleri var bunların hayvanların. Tek tek kimlikleri var. Evet. Kiloları var. Kiloları belli. Kimlik ya geldiklerinde kimliklerini vereceğim. Kimlikler... O kimlikleri verdiği zaman mesela o kurbanı alan bir vatandaş neyine ulaştırabiliyor o hayvanın? Şimdi. Vurulduğu aşıya mı? Ne bileyim bakımdan hayır, o hayvan mı? Onun olmuş oluyor. Her o kimlik ona geçtiği zaman ben ona teslim ettim, o hayvan onun. Peki orada zamanında mesela ne zaman doğdu, tabii. Onun bilgiler, kodlar var, koda girip de koddan öğrenebilir. Yaşını, dişini, aha, işte hastalığını, vurulan veteriner bakımlarını komple oradan görebilir. Ne güzel, bu da güzel bir şey. Sefak oradan bir görebilir, şekilde. Evet. Aldığınız hayvanın bütün bilgilerini evet, öğrenmiş evet. Oluyorsunuz. Oradan her şeyi belli oluyor. Abi senin ismin neydi? İsmim Mustafa Çoban. Mustafa Çoban Erdurum abi. Erdurum Pasinler'de oturuyorum. Bir numaranı da istersen söyle. Gelip bakacak arkadaşlar olursa. Numara 0531-276-89-84. Buyurun gelir bekleriz. Orada. İnşallah nasipse herkes nasibini yer. Biz de nasibimizi bekliyoruz. 0531-276-89-84 numara. Mustafa abi 7/24 açığım. Ziyaret edebilirsiniz. Zaten her türlü yardımcı burada olabiliriz inşallah. Kimin nasibi varsa bekleriz buraya. Hayırlı pazarlar, hayırlı olsun. Hayırlı pazarlar abi olsun inşallah. Arkadaşlar karanlık çökmek üzere. Elimden geldiğince bu Doğançay köyünün yakınında kurulan hayvan pazarını sizlere elimden geldiğince göstermeye çalıştım. Hem küçük baş hayvanları hem de büyük baş hayvanları göstermeye çalıştım. Aynı şekilde diğer pazarla kıyaslamam gerekirse Bornova'daki pazar bu pazara göre bir tık daha büyüktü. Ama burada da hayvan çeşitliliği oldukça fazlaydı. Ama genelde büyükbaş ağırlıklı hayvanlar var. Ve gerçekten de güzel kurbanlık hayvanlar var. Bayrama kadar da zaten burası da açık 7/24. Aynı şekilde burada da ışık sistemi var bu arada. Karanlık bir ortam yok. Çünkü İzmir'de yaşayan insanlar sıcaktan gerçekten bunaldığı için gündüz buraları gezmek istemeyebilir. Aynı şekilde benim için de geçerli arkadaşlar bu. O yüzden böyle gelip serinde rahat bir şekilde burayı gezebilirsiniz. Çünkü her taraf aydınlık. Hiçbir problem yaşamazsınız. Eğer videoyu beğendiyseniz arkadaşlar beğeni tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Hala kanalıma abone değilseniz de videoyu izledikten sonra kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olursanız gerçekten beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayal edip yaşamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.